Bir müzeye gittiğinizde yan yana öylesine dizilmiş birkaç tane küp görüp de bunun bugüne kadar yapılmış en büyük kandırmaca olduğunu düşündüğünüz oldu mu? O müzeye giderken görmeyi hayal edip müzede sergilenen şeyleri gördüğünüzde yaşadığınız hayal kırıklığı ile oradan hızlıca uzaklaşmış olabilirsiniz. Evet, bu küpler sanatçının kendi üretimi bile olmayan bu nesneler de nereden çıktılar? İşte karşınızda minimalizm vakası. Öncelikle minimalizm dediğimizde bir hassasiyet hali ya da yaşam tarzınızı değiştiren bir düzen durumundan bahsedilmediğini bilmelisiniz. Bu geçmişte ya da zaman içerisinde özellikle de 1960'lı yıllarda yaşanmış bir akıma verilen isimdir. 1960'larda birdenbire her yer geometrik ve soyut sanatla dolup taşmaya başlamıştı. Aralarında Frank Stella ve Ellsworth Kelly'nin resimleri olan eserlerin birçoğu Donald Judd, Carl Andre, Dan Flavin, Anne Truett, Robert Morris, Tony Smith, Roland Bladen ve Saul Lewitt tarafından yapılmış heykellerdi. Sanat eleştirmenleri ABC sanatı, obje sanatı, ilkel yapılar ve havalı sanat isimlerini kullandılar ama minimalizm terimi hepsinin arasından galip geldi. Bu arada bahsi geçen sanatçıların sanatlarını minimalist olarak adlandırmayıp bu terimden ve çalışmalarının son derece basite indirgenmiş olması yüzünden minimal sanat olarak görülmesinden hiç hoşlanmadıklarını da bilmelisiniz. Minimalizm 1950'lerde sanat dünyasını kasıp kavuran soyut dışa vurumculuğa bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu yeni sanatçılar dışa vurumculuğu, duyguları ve kendi şahsına münhasır hareketleri tamamen ortadan kaldırmak, biyografik analize karşı durabilen bir şeyler yaratmak istediler. Eserleri sert kenarları olan basit şekiller ve formlardan oluşuyor. İllüzyonlar, metaforlar ve açık sembolizme de yer verilmiyordu. Formlar arka arkaya tekrar tekrar düzenli ve hiyerarşik olmayan düzenlemelerde kullanılırken kompozisyona dayalı dengeler asla ve asla kullanılmıyordu. Kanvaslar düzenlenmiyordu. Kişisel olmayan ve çoğu makineler tarafından yeni ve endüstriyel malzemeler kullanılarak üretilmiş objeler kullanılıyordu. Bu zaman zaman Andre'nin tuğlaları ya da Flavin'in floresan tüpleri gibi hazır üretim sonuçları da doğuruyordu. Sanatçılar boyayı nasıl kullandıklarına hayran olmanızı istemiyorlardı. Lewitt bir keresinde temel birimin kasten ilgi çekici olmaması en iyisidir demişti. Robert Morris ise hayırların kulağında çınladığını, üstünlük ya da manevi değerler, kahramanlık ölçütleri, ızdıraplı kararlar, tarihsel hikayeler, değerli kalıntılar, akıllı yapılar ve ilgi çekici görsel deneyime hayır demişti. Evet dedikleri şey ise yeni ve sarsıcı bir gerçeklikti. Kişi ve sanat arasındaki ayrımı derinleştiren kaideyi bir kenara bırakıyorlardı. Judd bu eserlerin ne resim ne de heykel, gerçek alan kaplayan belirli objeler olduğunu söylüyordu. Bu objeler herhangi bir şey işaret etmiyor ya da referans vermiyordu. Andre çalışmalarına parçaların bir araya gelerek alan yarattığı plastik şiir adını vermişti. Burada söz konusu olanın alan illüzyonu olmadığını, yani alanın kendisinin olduğunu da eklemeliyiz. Tabii minimalizmden daha en başından nefret edenler de vardı. 1967'de sanat eleştirmeni Michael Fried çalışmaları teatral olarak yorumladı. Ona göre bunlar daha önceleri bir odada var olan objelerdi ve iyi sanatın sahip olduğu özelliklere, yani orada olmak ya da gerçek zaman ve uzayda gerçekleşemeyecek estetik deneyim anına sahip değillerdi. Yine de Fried'in bu yorumu sanatçıların elde etmek istedikleri şeyin, yani yaptıklarının radikal olduğunun onayından başka bir şey değildi. Nefret edenlere rağmen minimalizmin hızı kesilemiyordu. Geometrik ve süslü olmayan stiller dünyanın tüm podyum, tiyatro ve tasarım alanlarını kaplamaya başlamıştı. Çünkü bu akımın bir parçası olmak çok havalıydı ve bunu yaparken sanatçıların çok da kafa yormalarına gerek yoktu. Minimalist olmaya çalışmıyorlardı bile. Her şey çok hızlı değişti ve değişik sanat formları da minimalizmden paylarını aldılar. Minimalizm yüzyıllar boyu bizi kandırmaya, bir kaya parçasının kaya parçasından başka bir şey olduğunu düşünmemizi sağlamaya çalışan sanatı değiştirmişti. Bu sanat öyle bir sanat değildi. Bunda bir bit yeniği olduğunu mu düşünüyorsunuz? Olmadığından emin olabilirsiniz. Yorumlanacak hiçbir şey yok. Ne görüyorsanız o. Geçmişteki sanat gibi görünmeyip sanatı onun gibi işlememeliydi. Minimalizmde anlam objenin içinde saklı değildir. Objenin bütünleştiği alandadır ve onunla olan etkileşiminizle ortaya çıkar.
Buna ek olarak minimalizmin isyankar bir tarafı olduğunu da bilmelisiniz. Gözlem yapmanızı sağlamaya çalışır ama sizi kendine çekmez. Bu objelerin tüm zanlardan kurtulmak, sanat eseriyle izleyici arasındaki baştan çıkarıcılığı ortadan kaldırmak, kendinden önce gelen muhteşem gelenekleri yıkmak için yaratıldıklarını unutmayın. Minimalist sanatın fetişizmi ve nesneleştirilmesi bu fikirleri kirletip karmaşıklaştırdı. 1 milyon dolarlık kontrplak kutulardan daha gerçekçi olan bir şey var mı? Yine de minimalist sanat en azından bazıları için izleyicide hala güçlü bir his uyandırabiliyor. Alan için, ışık için, var olmak ve olmamak için. Galeride kendi vücudunuzdan bile daha önce hiç olmadığınız kadar farkında oluyorsunuz. Odanın neresinde durduğunuz algılarınızı değiştiriyor, mimari ve zayıflığın zevkine varıyor ve karmakarışık, bilgi ve bir sürü şeyle dolu olan dünyamızda bunun bir vaha olduğunu görüyorsunuz. Bu dünya gerçek dünyadan çok daha basit ve sanırım en çok hoşuma giden şey de işte bu.